Mindy ve Rob Say'i ilk çocuklarının doğmasını bekliyordu ve her şey yolunda gibiydi. Ta ki bir gün ultrasonda küçük Lincoln Say'nin kalbinde bir sorun olduğu fark edilene kadar. Doğumdan sonra her şey daha da kötüye gidince çocuğu yoğun bakıma aldılar ve böylece etkileyici bir hikaye başladı. Doktorlar Rob ve Mindy Say'e çocuğun 6 haftalık ömrü olduğunu söyledi. Çocuk kalp krizi geçirmişti ve Seattle Çocuk Hastanesi doktorları çocuğa sondaj taktı ve yapılabilecek tek şey Lincoln'un kalp nakline kadar yaşamasını ummaktı. Rob ve Mindy çok zor günler geçiriyordu. Rob yapılan röportajda çocuğun ten renginin mora döndüğünü söyledi. İşte o zaman tüm umutlar tükenmek üzereydi. Bu dünyada bir bebek sahibi olmaktan daha etkileyici pek bir şey yoktur. Ama ya bebeğin kalbi bu dünyada uzun süre yaşamaya elverişli değilse? Mindy daha hamileliğinin 20. ayındayken çocuğun kalbinde ciddi bozukluklar tespit edildi ve doğumdan kısa süre sonra da Lincoln'un hayatta kalabilmesi için açık kalp ameliyatı yapıldı. Ama çocuk 3 aylıkken aile hiçbir çocuk sahibinin duymak istemeyeceği o sözleri duydu. Lincoln'e kalp nakli yapılması lazımdı. Mindy yıkılmıştı. Çocuğunun elinden kayıp gideceği düşüncesi onu perişan etmişti. Rob da aynı acıyı yaşıyordu ama şu anda hem Mindy'nin hem de küçük çocuğunun onun iyi kalmasına ihtiyaçları olduğunun farkındaydı. Bu yüzden de Rob işten ayrılıp ailesiyle Seattle Çocuk Hastanesi'ne yakın bir yere taşındı. Rob olayın gidişatından korktuğunu belli eden ilk kişi olmuştu ama yine de pozitif kalmaya büyük özen gösterdi. Rob bunları şöyle açıkladı. Ailemin acı çekmesine izin veremezdim. Yaptığım her harekette aileme ihtiyaçları olan desteği vermeye çalıştım. Rob elinden geleni fazlasıyla yaptı ve Mindy ile küçük çocuğunu mutlu etmekle uğraştı. Tüm bunlar yaşanırken Rob ne kimsenin övgüsünü istedi, ne bir şikayete bulundu, ne de kimsenin onun haline acımasını istedi. Rob bunların hepsini iyi bir insan, baba ve de koca olduğu için yaptı. Ama Rob ailesi için her şeyi yapsa da küçük Lincoln hastanede yaşam savaşı veriyordu. İki kalp krizi geçirdikten sonra nihayet Lincoln için bir umut doğdu. Kalp nakli yapılacaktı ama tam kalp nakli sırasında Lincoln'un kalbi durdu ve Lincoln maalesef öldü. Hemen Lincoln'un göğsünü açtılar ve kalp masajı yapmaya başladılar. Çocuğu başarılı bir şekilde bypass aletine bağladılar. Bu işlemin yapılması genellikle 2 saat sürer ama doktorlar 12 dakikada işlemi başarıyla gerçekleştirdi ve Lincoln'u hayata geri döndürdü. Birkaç saat sonra da kalp nakli tamamlandı ve Lincoln enerji ve neşe dolu olarak yeniden doğdu. Bebeğin kurtulacağını öğrendiğinde Rob gözyaşlarına hakim olamadı. Birkaç hafta önce hastanede teknik olarak da olsa ölen bebek artık hayatta ve taburcu edilmek üzere. Bu hikayede takdiri hak eden bir sürü kişi var. Doktorlar bebeğinin başından ayrılmayan anne ve hayatta kalmak için mücadele eden bebek. Ama Mindy'ye göre asıl takdiri hak eden kişi Rob. Mindy, Rob'un desteği olmadan bu durumu atlatamayacağını düşünüyor.